Türkmen siyasetçilerle görüşmesi Bağdat Yeşil Bölge'deki Reşit Otel'de gerçekleşti. Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da yer aldı. Türkmenili televizyonla konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen kardeşlerimizin hak hukuku önemlidir dedi. Çavuşoğlu, tüm Türkmen kardeşlerimizi aynı görüyoruz, hepsine eşit mesafedeyiz ifadelerini de kullandı. Çavuşoğlu, Bağdat'ta Türkmenlerle görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat'ta Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle buluştu. Çavuşoğlu'nun Türkmen siyasetçilerle görüşmesi, Bağdat Yeşil Bölge'deki Reşit Otel'de gerçekleşti. Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da yer aldı. Türkmenini televizyona konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen kardeşlerimizin hak hukuku önemlidir dedi. Çavuşoğlu, tüm Türkmen kardeşlerimizi aynı görüyoruz, hepsini eşit mesafedeyiz ifadelerini kullandı. Türkmen kardeşlerimizle, temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Ve kendi aramızda sohbet ettik, hasret giderdik. Bundan sonraki süreçte de Türkmen kardeşlerimizi nasıl destekleyebiliriz ve haklarını nasıl birlikte savunabiliriz, bunları da değerlendirdik. Ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekiyor. Bir DAEŞ'in işgal ettiği bölgeler var. Buraların kurtarılması ve sonrasında buraların tekrar Türkmen kardeşlerimize verilmesi önemli. Yine değişik sebeplerden dolayı ve DAEŞ'ten dolayı şehirlerin evlerini terk etmek zorunda kalan Türkmen kardeşlerimizin geri dönüşünün mutlaka sağlanması gerekiyor ki Türkmen kardeşlerimiz Irak'a bağlı, Irak'a sadakat olan ve Irak vatandaşı kardeşlerimizdir ve Irak'ın birliği, beraberliği, bütünlüğü içinde her zaman hassas olmuşlardır ve Irak'ın geleceği bakımından da önemli rol oynuyor. Dolayısıyla Türkmen kardeşlerimizin hak hukuk önemli. Elbette Türkmen kardeşlerimizin kendi arasındaki birlik beraberliği de çok önemli. Burada Sunni Şii ayrımı yapılmaksızın veya başka ayrımcılık yapılmaksızın ya da bu yollara tevessül etmeden Türkmen kardeşlerimizin birliğini, beraberliğini de güçlendirmemiz gerekir. Bu anlayışın kardeşlerimize de olması lazım. Türkiye olarak biz de hiç ayrım yapmaksızın tüm Türkmen kardeşlerimizi aynı görüyoruz. Hepsine eşit mesafedeyiz ve hepsini de destekliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte bu bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi, Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği bu ziyareti Irak ve Türkmen boyutu olarak analiz ettiklerini söyledi. Bu ziyaretin iki boyuttan biz onu analiz ederek. Yani bir Irak boyutu, iki Türkmen boyutu. Yani Irak boyutu ile ilgili olan temenni ederek biz Irak'ın sürekli komşu ülkelerden ilişkileri iyi olsun. Eğer Türkiye oğlu, eğer İran oğlu, eğer Suudi Arabistan oğlu önemli devletlerden iyi ilişkiler içinde olmaları iyi bir adımdı. Bu Irak tarafından. Ve bunu her siyasetçi iyi yapması lazımdı. İkinci boyutu ise Türkmenlerle ilgili olan. Biz her zaman bunu demiştik ki Türkiye'nin üzerine büyük görevler var. Buradaki Irak Türkmenlerinin de korunmasında ciddi adımları olması lazımdır. Özellikle bu hassas dönemin içinde bu ziyarete biz bir şekilde bakırız ki Türkiye'nin üzerine daha önemli görevler var Türkmenlerin üzerinde dursun. Siz de bizim yanımızda olun. Daha ciddi bir şekilde yanımızda olun. Yani sadece krizlerde değil, sadece problemler vaktinde değil, her vakit yanımızda olun. İmarımızda rolümüz olsun. Eğitimimizde rolümüz olsun. Can güvenliğimizde rolümüz olsun. Biz bunu sürekli ve net açık bir şekilde dedik. Referandumla ilgili görüşlerimizi bildirdik. Biz referandumu reddeden tarafız. Çünkü referandum bizim bölgemize hedef alır. Türkmen coğrafyasını hedef alır. Kesinlikle bunu gidip bizden sonra başbakanla görüşecek. Ondan sonra Kuzey Irak yönetiminde Sayın Barzani'de görüşecektim. Telafer ile ilgili Telafer halkının tekrar oraya dönmesini. Yani özellikle operasyon şu an kimin pek geliri. Telafer'lerin tekrar dönmeleri için
Bu önemli de bizim için. Yani gelecekte telafer kurtarıldıktan sonra tek taraflı dönmemek. Her iki kardeş beraber dönmesi lazımdır. Bu mesajı da kendilerine de söyledik. Kendilerine de aynen görüşleri talep ettik. Bunu inşallah gerçekleştirebildik. Ziyaratı hassas dönemde önemli görürüz. Temenni ederiz bu gibi ziyaretler devamlı olsun. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Hasan Turan ise gerçekleşen görüşmenin önemli olduğunu belirtti. Yani tabii ki önemli bir görüşmeydi. Bugün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile bir görüşmemiz oldu. Türkmen milletvekilleri çok net konuştuk konuları. Tabii ki onlar da anlattıkları bize. Bizim bugün Türkiye her zaman yanımızda olduğu gibi yanımızda olmasına devam edecek. Ondan sonra birlik beraberliğimiz çok takdir ettiler ve çok önemli olduğunu söylediler. Biz de onlara dediğimiz üç açık nokta vardı. Birincisi, Türkiye'nin stratejisinde Irak'ın birlik beraberliği var. Ve o birlik beraberlik Türkmen güçleştirilmesi Irak'ta o birlik beraberlik Irak'ta kalmaz. Bugün en fazla Irak birlik beraberliğini müdafaa eden Türkmenlerdir, Türkmen milletvekilleridir. Onun için bütün devletler, özellikle Irak devleti ve Türkiye'de kardeşlerimiz bizi güçlü tutmalarında fayda var. İkincisi, burslarla alakalı konuştuk. Çünkü sıkıntımız var. Her zaman burslarda talebelerimiz takdim edilir ama maalesef sonuç alamıyorlar. Üçüncü konu da bizim Türkmenlerin mesajları var. Çerçüç konuda sıkıntılarımız var. Muhtelif bölgelerde konularımız var. Ve Kürt partilerin politikası bu bölgede Türkmenlere karşı aziyet verici bir politikadır. Türkmenleri ortadan kaldırmak politikasıdır ve zayıflaştırmak politikasıdır. Orada da o arkadaşlarımızı uyarmakta benim kanaatimde fayda var. Temennimiz odur. İnşallah Erbil'e yetişen mesaj kuvvetli olur ve birlik beraberliği Irak'ın savunması devam eder. Türkmen eski milletvekili Fevzi Ekrem Terzioğlu, Çavuşoğlu'nun her yönde desteğe ve yardıma hazır olduklarını bildirdiğini kaydetti. Bugün Irak'ın payitahtı Bağdat'ta Türkmen milletvekilleri Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile önemli bir görüşmede bulundular. Gerçekten Tilafer'den Bedir'e uzanan Mavi Karta'da yaşayan Irak Türkmenlerinin acısını, sancısını ve problemlerini açık bir şekilde açıkladılar. Ve Irak'ta Türkmen bölgelerinin altyapımının da Türkiye'nin önemli rolü olmasını yakın zamanda dört gözle beklemeye ifade ettiler. Aynı zamanda öğrenciler Türkiye'ye göndermekte ve hastalarımıza ilaç etmek için ve her yönden yardım ve desteğe açıkçasına Sayın Çavuşoğlu ifade etti. Öte yandan Türkmen Milletvekili Niyaz Mimaroğlu, Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin başarılı olduğunu bildirdi. Türkmen bölgelerinin imarı, Kerkük ve yapılmak istenen referandumun ele alındığını ifade eden Mimaroğlu, Türkmenlerin yalnız olmadıklarını söyledi. Bu arada Türkmen Milletvekili Abbas Beyatlı, görüşmede Irak'ın birliğine vurgu yapıldığını belirtti. Referandumun reddedildiğini kaydeden Beyatlı, Türkmenlerin birliğinin de vurgulandığını söyledi. Beyatlı, DAEŞ'le çatışmaların yaşandığı Telafer, Beşir ve Amirli gibi Türkmen bölgelerinin yeniden imarının da ele alınan konular arasında olduğunu bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt